Herkese merhaba. Bugün sizlere ilk kez Brezilya'da gördüğüm en egzotik ve en enteresan meyvelerden biri olan jaca meyvesini tanıtmaya çalışacağım. Jaca ağacının altında. Gördüğünüz gibi bu jaca ağacı 50 yıllık bir ağaç. Oldukça büyük ve uzun bir ağaç ve verimli bir ağaç. Jaca dünyada yenilebilir ağaçta yetişen en büyük meyve unvanını taşımakta. Bu şekilde 3 kilogramdan 60 kilograma kadar olan ağırlıklarda mevcuttur. Jaca tropikal bir meyvedir. Ana vatanı Hindistan ve Uzak Doğu ülkeleridir. Belki Güneydoğu'da da yetişir. Bir denemek lazım. İlk defa Brezilya'da denediğim jaca tadı muz, mango, ananas karışımı bir tadı var. Jaca ağaçlarının altında oturmak, dinlenmek, uzanmak kesinlikle oldukça tehlikelidir. Düşünsenize kafanıza bir jaca'nın balyoz gibi indiğini direkt öbür tarafa intikal edersiniz. Olgunlaşmış bir jaca meyvesini normal meyveler gibi de tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra keklerde, tatlılarda, dondurmalarda da kullanılıyor. Ayrıca salatası da yapılıyor. Tam olgunlaşmamış jaca meyvesi ise önce kesilip güneşte kurutulduktan sonra herhangi bir et yemeğinde et yerine kullanılıyor. Özellikle vejeteryan insanların tercih ettiği bir yöntemdir. Yani kıyma, et ve tavuk yerine kullanılıyor. Oldukça yağlı bir meyvedir. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kuru fasulyeyi bir kenara bırakalım. Şimdi jaca'nın faydalarından biraz bahsedelim. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini olduğundan güçlü bir antioksidandır. Alternatif tıpta ülser hastaları için Hindistan cevizi yağı ile karıştırılıp ilaç yapılır. A vitamini bakımından zengin olan jaca gözlerin işlevselliğini artırır. Katarak hastalığının oluşmasını engeller. Kemik ve kasları geliştirdiğinden özellikle hamile kadınların ve gelişim çağındaki çocukların bu meyveyi tüketmesi tavsiye edilir. Gördüğünüz gibi jaca meyvesi hasat edilmiş ve sebze haline getirilmiş. Burada sebze haline seanohçi diyorlar. Burada bu şekilde satışa sunuluyor. Jaca meyvesi tohumundan ağacına kadar çok faydalı bir meyvedir. Ağacından çıkan süte benzer bu madde yılan sokmalarına karşı kür yapımında kullanılıyor. Jaca güçlü antioksidan içerdiği için vücuttaki toksinli hücreleri atar ve hücrelerin mutasyona uğramasını önler. Böylelikle kanserli hastalıkların oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun direncini arttırır. Bir jaca meyvesi kesilip burada sebze halinde çalışan arkadaşlara ikram ediliyor. Napoli ismindeki arkadaşımız jaca'nın kahveyle de çok güzel gittiğini söylüyor. Jaca meyvesinin faydalarına devam edelim. Jaca meyvelerde nadir bulunan B vitamini kompleksi bakımından oldukça zengindir. Bu vitamin grubu tüm organlarda bulunan hücrelerin hızla yenilenmesini sağlıyor. Ey Sübhanallah! Aynı zamanda organların işlevselliğini arttırır. Böylece cilt sağlığına da olumlu katkıları vardır. Ciltteki lekeleri, ciltteki tahriş olmuş bölgeleri onarmada yardımcı oluyor. Lif açısından zengin olduğundan dolayı bağırsakların fonksiyonlarını arttırır. Kabızlığı önler. Kilo vermek isteyenler için idealdir. Ancak fazla tüketildiğinde ishale neden olur. Ayrıca daha önce dediğim gibi
yağlı bir meyve olduğundan dolayı kontrollü bir şekilde tüketilmesi öneriliyor. Günde 75 gram yeterli görülüyor. Aksi takdirde yağlanmaya sebep olur. Jaka ıspanaktan sonra folik asit bakımından en zengin besindir. Bu folik asit de kan hücrelerinin sayısını arttırıyor, kansızlığı önlüyor. Sinir hücrelerini koruyarak ruhsal hastalıkları önlüyor. Özellikle günümüzdeki depresyon riskini azaltıyor. Bu arada bu jaka meyvesini böyle kibar kibar kestiğime bakmayın. Burada elle, parmakla da böyle yırtıp açıp yiyebiliyorlar. Sadece sizlere göstermek için bu şekilde önce bıçağımızı ayçiçek yağıyla yağlıyoruz. Çünkü bayağı yapışkan bir sıvı var içerisinde. Daha sonra onu yıkayıp çıkarmak bayağı güç oluyor. Jaka potasyum bakımında da oldukça zengindir. Potasyum da kalp hızını, kalp basıncını ve kalp hücrelerini kontrol altında tutuyor. Vücut sıvısını da dengeliyor. Jaka'nın böyle patatese benzer tohumları vardır, çekirdekleri. Bunlar da hem kızartılıp hem de kaynatılarak tüketilebiliyor. Bu çekirdekler hem dondurma hem krema yapımında kullanılıyor. Ayrıca Asya ülkelerinde yaygın olarak yapılan ve acılı bir yemek olan curry yemeğinin ham maddesidir. Jaka tohumundan ağacına kadar çok faydalı bir meyvedir. Allah bilir daha nice faydaları vardır. Biraz da jaka'nın besin değerinden bahsetmek istiyorum. Jaka'nın besin değeri 100 gram için 155 kalori, 0,4 gram yağ, 407 mg potasyum, 48 mg sodyum, 15 gram karbonhidrat, 0,10 mg B6 vitamini, 37 mg kalsiyum, 15 mg C vitamini. Bu arada 0 kolesterol var, 2 gram protein, 0,5 mg demir, 1,8 gram diyet lifi içermekte. Ayrıca 540 IU yani International Unidaji A vitamini içeriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde tane tane kopartıp içinden çekirdekleri çıkartıp tüketebilirsiniz. Bugün sizlere jaka meyvesini tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolar hakkındaki görüş, düşünce ve tavsiyelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Gördüğünüz gibi jaka tane tane bu şekilde inci gibi dizilmiş. Gerçekten çok egzotik bir tadı var. Bir dahaki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.